Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz ortalama ve benzeri parametreler. Ortalama ve benzeri parametreler. Bu parametreler neyi gösteriyor olacak bize? Dağılımın veya veri setinin central tendency'sini gösterecek. Yani merkeze eğimini, verilerin merkezde, ortada toplanma eğilimlerini gösterecek. Şimdi geçen dersten hatırlayın arkadaşlar. Elimizde çok sayıda veri vardı. Bu sayıları arkadaşlar kolay bir şekilde yorumlamak istiyorduk, değil mi? Bunun için ne yaptık? Hatırlayın, frekans analizi dersini geçen hafta. Ne yaptık? Bu verileri dedik ki veri setine bakarak bunu yorumlamak kolay değil. İyisi mi biz bunun grafiğini çizelim demiştik, değil mi? Grafiğini çizmiştik ki daha kolay, daha hızlı yorum yapabilelim diye. Şimdi yine amacımız aynısı. Böyle bir veri seti var elimizde, diyelim içinde 1000 tane, 10.000 tane, 1.000.000 tane sayı var. Böyle bir sayıdan veya başka parametreler de olabilir. Bunlardan oluşan bir veri setinin tek bir sayıyla ifade edebiliriz. Yani bir veri setinin 10.000 tane sayının özetini, adeta sanki özetleyebiliriz, özetini tek bir rakamla, tek bir parametreyle söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Nedir bu parametre? Ortalamadır. Ortalama arkasında kaç tane sayı varsa artık, bu 10 tane, 20 tane de olabilir, 1.000.000 tane de olabilir. Bunların özetidir arkadaşlar. Ortalama, o koca veri setini tek bir rakamla ifade etmek için kullanılan bir parametredir. İstatistiksel bir parametredir. Şimdi ortalama çeşitleri var arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz ortalama deyince hemen aklımıza aritmetik ortalama geliyor, değil mi? Aritmetik ortalama en temel, en genel kullanılan, en sık kullanılan ortalama çeşidi, ama aritmetik ortalama her derde deva değil. Yani bazı yerlerde kullanmamak bile lazım. Çünkü size yanlış sonuç verir. Size yanlış yönlendirir. Onun için bu derste arkadaşlar ortalama çeşitlerini bir görelim. Bir de ortalamaya benzeyen diğer parametreler nelerdir? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Kusura bakmayın, böyle boğazımda küçük yaptı. Şimdi en temel, en popüler bildiğimiz ortalama çeşidi arkadaşlar aritmetik ortalama dedik. Aritmetik ortalamada ne yapıyoruz biz? Aritmetik ortalamada bütün sayıları topluyoruz, sonra da kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz. Basit bir şekilde verilerin ortasını bulmaya çalışıyoruz veya özetini tek bir veriyle ifade etmeye çalışıyoruz. Aritmetik ortalama nasıl gösterilir arkadaşlar? Burada şu equation'da görüyorsunuz, x bar, x üzeri çizgi şeklinde gösterilir. Tamam mı? Bütün sayılar toplanılır ve kaç tane sayı varsa ona bölünür arkadaşlar. Mesela işte 2, 4 ve 8 sayısının aritmetik ortalaması nedir dendiğinde ne yapıyoruz? 2, 4 ve 8'i topluyoruz. 3 tane sayı bunlar. 3'e bölüyoruz ve ortalamasını 4.67 olarak buluyoruz. Bunu unutmayın, bu 4.67'yi. Şimdi karşılaştırma yapacağız biraz sonra arkadaşlar. Peki mesela sorsam size, sizin mesela not, derslerde aldığınız notların ortalaması aritmetik ortalamayla mı hesaplanıyor? Kredilerin de bir etkisi var diyorsunuz. Peki ona ne ortalama deniyor? Ağırlıklı ortalama deniyor. Ağırlıklı ortalamada her bir parametre, her bir sayının farklı ağırlığı oluyor. Aritmetik ortalamada bütün sayıların, bütün verilerin ağırlıkları eşit. Ama aritmetik ortalamada
İngilizcesi weighted arithmetic mean. X weighted de gösteriliyor arkadaşlar. Şurada equation'da gördüğünüz gibi bu çizgi biraz sağa kaymış. Normalde x'in üstünde olacak o çizgi. X weighted diye. Eğer her bir sayının farklı bir ağırlığı varsa veya böyle olmasını istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? Ağırlıklı aritmetik ortalamayı kullanıyoruz ve bütün sayıları kendi ağırlığıyla çarpıyoruz. Sonra topluyoruz. Sonra da toplam ağırlığa bölüyoruz. Ağırlık ne kadarsa ona bölüyoruz arkadaşlar. Mesela bu derste mesela ben not verirken, sizlerin notunu verirken orada da ağırlıklı ortalama kullanıyorum. Mesela nasıl? İşte demişiz ki midterm'ün işte ara sınavın ağırlığı %4, %40 demişiz. İşte ödevlerin ağırlığı %20, finalin ağırlığı %40 olacak demişiz. Bakın bu da bir ağırlıklı ortalama. Diyelim ki bir tane öğrenci var. İşte bu midterm'den 70 almış. Final sınavından 85 almış. Ödevlerinin ortalaması da 90'mış. Şimdi bu öğrencinin notunu nasıl hesaplayacağız? Ağırlıklarla arkadaşlar çarpıyoruz. 70 midterm'dü. Midterm'ün ağırlığı %40. 0.4 ile 70'i çarptık. Artı finalin ağırlığı %40'tı. 0.4 ile 85'i çarptık. Artı ödevlerin ağırlığı %20 idi. Ödev ortalaması 90'dı. Çarptık. Sonra da bunu toplam ağırlığa böldük. 0.4 artı 0.4 artı 0.2'ye böldük. Ve bu öğrencinin notunu 80 olarak belirledik arkadaşlar. Demek ki bu öğrencinin bu dersten alacağı not 80 imiş. Görüyorsunuz burada da aritmetik ortalama kullanmadık. Aritmetik ortalama yerine ağırlıklı aritmetik ortalama kullandık arkadaşlar. 80 not sizce hangi harfe denk gelir arkadaşlar? Haydi bakalım söyle. BA diyenler var. AA bile yaptınız ya. 80. Evet, ekrandaki arkadaşlar bu harf, bu not kaç, hangi harfe denk gelir? Yazıda bilirsiniz. Bakalım doğru tahmin edecek misiniz? Çünkü benim dersimde 80 alıp BB alanlar olacak arkadaşlar. Normalde bu BB'ye falan denk gelir benim dersimde. Neden BB'ye denk gelir? Çünkü benim derste biraz ortalamalar yüksek olur. Anlatabildim mi? Ortalama yüksek olunca bunu da ileride öğreteceğiz size. Normal dağılıma benzeteceğiz bunu. Normal dağılımda olunca 80 ile BB alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bak söylemedi demeyin. Hoca söyledi bak. Başta 90'ın üstü A'dır her zaman bende. 85-90 arası genelde BA olur. 80-85 BB olur. Genelde diyorum. Şimdiye kadar yaptığım şeyler de böyle oldu. Neyse. Şimdi gelelim ortalama, diğer ortalama çeşitlerine. Bir ortalama çeşidi daha var. Geometric mean diye. G ile gösteriliyor. Bu ortalama çeşidinde de arkadaşlar bütün sayıları birbiriyle çarpıyoruz. Sonra da kaç tane sayı varsa o kadarıncı kökünü alıyor. Geometrik ortalama böyleyse. Yani örnek vereyim size. İşte yine biraz önceki sayılar 2, 4, 8'in geometrik ortalaması nedir? Ona bakıyoruz. 2 çarpı 4 çarpı 8 ne yapıyor? 64. 64'ün 3 tane sayı var. 3. dereceden kökünü alıyoruz. Küp kökünü alıyoruz. O da bize 4 olarak kökün dışına çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2, 4, 8'in
2, 4 ve 8'in geometrik ortalaması 4 arkadaşlar. Aritmetik ortalaması kaçtı? 4.67 idi. Unutmayın, geometrik ortalaması da 4 çıktı. Şimdi geometrik ortalamanın nerede kullanıldığını söyleyeceğim size ama bir ortalama daha göstereyim size. Bir ortalama çeşidi de harmonik ortalama. Bu ortalama da arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu formülden anladığımıza göre hangisi daha kolay? Şu gösterim daha kolay arkadaşlar. N bölü, yani kaç tane veri varsa, bölü bütün sayıların terslerinin toplamı. N bölü bütün sayıların terslerinin toplamına eşit imiş harmonik ortalama. Şimdi aynı sayıların, biraz önceki aynı sayıların bu defa harmonik ortalamasını alalım. 2, 4, 8'in. 3 diyoruz, 3 sayımız vardı. 3 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8. Bu da eşittir. 3, 43 ediyor. Şimdi aritmetik ortalama 4.67 idi. Geometrik ortalama 4'tü. Harmonik ortalama daha düşük çıktı. 3.43. Ne yapacağız şimdi? Bu sonucu çıkarabilir miyiz? Bir veri setinin veya bir, evet, veri setinin ortalamasının büyük çıkmasını istiyorsanız aritmetik ortalamayı alın. Küçük çıkmasını istiyorsanız harmonik ortalamasını alın. Ortada çıkmasını istiyorsanız geometrik ortalamasını alın desek olmaz değil mi böyle bir şey? Böyle bir şey olmaz. Hepsinin genelde hepsinde böyle çıkar. Şöyle bir eşitlik var bu üçü arasında. Bakın şurada yazdığı gibi. Harmonik ortalama her zaman büyüktür, küçüktür, en küçüktür veya eşittir geometrik ortalamaya. O da küçük eşittir aritmetik ortalamaya. Böyle bir aralarında bir ilişki vardır. Bu üç tane ortalama çeşidine Gauss ortalaması denir. Gauss tarafından bulunmuş bu ortalama arkadaşlar. Aralarında böyle bir ilişki var. Bu üç ortalamanın hadi bakalım kim söylerse cevabını 5 puan vereceğim. Bu eşitliğe göre bu üç ortalama birbirine eşit de olabiliyor. Hangi durumda? Evet. Sayılar aynı olursa, aynı sayıların harmoniğini, aritmetiğini ve geometriğini alırsanız üçü birbirine eşit çıkıyor. Ama sayılar farklı olursa, İlk sen söyledin, unutma, sana 5 puan vereceğiz. Ekranı başındaki arkadaşlar, biraz geç kalıyorsunuz. Bak güzel söylüyorsunuz ama geç kalıyorsunuz. Işıl Türkmen demiş ki veriler aynıysa. Tamam Işıl, sen de online'da ilk söylediğin için sana da bir 5 puan vereceğiz. Şimdi peki, bunların arasında böyle bir ilişki var. Yani bu ortalamalar birbirinden farklı. Hesaplaması da farklı. O zaman yani bunlar birbirinin yerine kullanılabilen ortalamalar değil. Şimdi aritmetik ortalama nedir? Aritmetik ortalama en genel ortalamadır. Dağılımınız normal, bunu unutmayın. Dağılımınız normal dağılıma uyuyorsa aritmetik ortalamayı kullanmanız şeydir, doğrudur. Ama dağılımınız normal dağılıma uymuyorsa aritmetik ortalamayı kullanmak doğru değildir. Size yanlış sonuç verir. Birazdan bunun örneğini göstereceğim size. Ama bu her şeye rağmen yine en çok kullanılan ortalama çeşidi aritmetik ortalama. Şimdi geometrik ortalama ve harmonik ortalama, bunlar spesifik ortalama çeşitleridir. Özeldir bunlar arkadaşlar. Her yerde kullanılmaz. Genel bir kullanım yoktur bunların. Geometrik ortalama özellikle nerede kullanılır? Verilerin arasında oransal bir artış veya azalış varsa verilerin arasında,
O zaman geometrik ortalama kullanılıyor. Mesela lisede görmüş olabilirsiniz. Bu geometrik nüfus artış hızı diye size öğretmiş olabilirler. Mesela ortalama geometrik nüfus artış hızı nedir dendiğinde mesela bu ortalama çeşitli kullanılıyor. Spesifik bir ortalama. Yani bunun gibi sadece birkaç yerde kullanılıyor. Bir de bu ortalamanın bir sıkıntısı var. Equation'a baktığınızda nedir bunun sıkıntısı? Evet, eğer sayılarınızın içerisinde eksili sayılar varsa bu ortalamayı özellikle kullanmamanız lazım. Çünkü karekökün içerisinde eksili sayı olursa tanımsız çıkacaktır. Ondan dolayı negatif sayıların olduğu durumlarda kullanılmaz geometrik ortalama. Harmonik ortalama, bu da bir spesifik ortalama çeşidi. Bu da arkadaşlar, hani ben çok mühendislikte kullanımına rastlamadım ama daha çok mesela nerede kullanılıyor? Ortalama birim maliyet hesabında kullanılıyor. Ortalama birim maliyet hesabında kullanılıyor harmonik ortalama. Biz genelde arkadaşlar mühendislikte aritmetik ortalamayı kullanıyoruz. Ama aritmetik ortalamada eğer dağılım normal dağılıma uymuyorsa onu kullanmıyoruz arkadaşlar. Onun yerine başka şeyler kullanacağız. Bir de mühendislikte genelde ağırlıklı aritmetik ortalama dediğimiz ortalama kullanılır arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamamsa ilginçtir arkadaşlar. Bu biraz önce Gauss means dedim ya, o Gauss değildi, yanlış söylemişim. Pisagor. Pisagor ortalamalarıydı bu. Aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama Pisagor ortalamaları olarak isimlendiriliyor. Bunların aralarında şöyle geometrik olarak bir ilişki de var. İlginç bir ilişki var. Yarım bir daire düşünün bunun arkadaşlar. Bunun yarım çapı aritmetik ortalamayı verir diyor. Bu çemberin üstünden herhangi bir noktadan dairenin merkezine doğru bir dikme indirdiğimizde onu demeyeyim, o önce geometriyi söyleyeyim. Çemberin herhangi bir noktasından bu yarı çapa, çapa bir dikme indirdiğinizde, x eksenine bir dikme indirdiğinizde bu dikmenin uzunluğu geometrik ortalamayı veriyor. Çemberin herhangi bir tarafından merkeze doğru, dairenin merkezine doğru bir dikme indirip bunu herhangi bir noktada dik açı olacak şekilde kestiğinizde, tamam mı? Bu uzunlukta harmonik ortalamayı veriyormuş. Bu da Pisagor ortalamaları arasındaki geometrik ilişkiymiş. Bunu istediğiniz tarafa, şu noktayı oynatabilirsiniz sağa sola. Uzunluklar değişir. Ama aradaki oran değişmez. Tam şu A'nın üstüne geldiğinde üçü de birbirine eşit olur sadece. Diğer taraflarda sağa da gitseniz, sola da gitseniz, yani bu A aşağıdaki uzunluklar var ya, A ile B'yi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aradaki ilişki hiçbir zaman bozulmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer İki tane, üç tane ortalama çeşidimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi medyan arkadaşlar. Şöyle. Medyan demek Türkçe'de ortanca demek arkadaşlar. Yani sayıları büyüklüklerine göre sıraya diziyorsunuz. Sonra da ortadaki sayıyı alıyorsunuz. O ortadaki sayı size medyanı, ortancayı veriyor arkadaşlar. Mesela İşte örnekte kaç tane sayımız var? 9 tane sayımız var. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8 ve 10. Dikkat edin, bunlar sıraya göre dizilmiş. Sınavda bazen bunları sıraya dizmeden veriyorum. Bakıyorum, bana rastgele ortadakini seçmişler, tamam mı? Ortanca budur diyorlar. Olur mu o zaman? Yani ben o zaman nasıl dizersem farklı bir ortanca çıkar. Hiç olur mu öyle bir şey? Olamaz. Onun için
sıraya dizmeniz lazım. Bu durumda arkadaşlar ortada kalan sayı 6'dır. 6 bu veri setinin, bu dizi, sayı dizisinin ortalamasıdır arkadaşlar. Şey, ortancasıdır. Gelelim şuradaki örneğe. 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Burada 8 tane sayı var. 8 tane sayının ortancası nedir desem. Ortada tek sayı kalmıyor. Ondan dolayı ortadaki sayının 2 sayı kalıyor. 2 sayının aritmetik ortalaması ortancayı verir. Tamam mı? 9 ile 11'in ortalaması nedir? Aritmetik 10'dur. Dolayısıyla bu set, veri setinin ortalaması 10'dur deriz arkadaşlar. Ortalama şey, ortanca arkadaşlar x apsis k. X üzeri tilde işareti. X tilde işaretiyle gösterilir. X apsis k da diyebilirsiniz. Medyan diye okursunuz arkadaşlar. Gelelim bir başka ortalama çeşidine. Bir de mod diye bir ortalama çeşidi var arkadaşlar. Mod nedir? The most frequent number or mostly observed number or most common value. Yani en sık gözlenen değer arkadaşlar. Bir veri seti içerisinde en çok tekrarlanan sayıya mod diyoruz. Mesela birinci örnekte işte 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. Burada görüyorsunuz ki 9 3 defa tekrarlanmış. Başka da yok böyle tekrarlanan. Dolayısıyla ne diyoruz? 9 bu veri setinin modudur diyoruz. İkinci örnekte arkadaşlar 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Bunda arkadaşlar modumuz var mı? Modumuz yok. Neden? Çünkü çok sık tekrarlanan bir sayı diye bir sayı yok arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz? No mod diyoruz. Her veri setinin modu olacak diye bir şey yok. Burada mod yok. Üçüncü örnekte de arkadaşlar, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9 var sayımız. Burada da bakıyoruz ki 4 ve 7 üçer defa tekrarlanmış ve diyoruz ki 4 ve 7 bu veri setinin modlarıdır. Mod birden fazla olabilir arkadaşlar. İki tane modludur bu. İki tane modluya istatistikte bimodul or bimodul, iki modlu deniyor arkadaşlar. Üç tane olana da artık 3, 4, 5 olana da multi modu, çok modlu deniyor. Tek modlu olana da unimodul deniyor arkadaşlar. Şimdi modla medyanı da öğrendik. Şimdi mod, medyan ve aritmetik ortalamayı birbiriyle karşılaştıralım. Bunlar ne anlamına geliyor? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu üçü arasında şöyle bir ilişki var arkadaşlar. Eğer grafiğini çizdik, histogramını çizdik. Frekans analizinde görmüştünüz histogramı. Eğer grafiğimiz simetrik çıktıysa ve tam böyle normal dağılım şeklinde çıktıysa, çan eğrisi şeklinde çıktıysa mean, mod ve medyan birbirine eşittir. Tamam. Buradan tersini de söyleyebiliriz. Eğer bir veri setinin ortalaması, modu ve medyanı birbirine eşitse bu veri seti normal dağılıma uyar da diyebiliriz. Tersi de doğru. Tamam mı arkadaşlar? Sizden ödevinizde mesela şeyi isteyeceğim. Diyeceğim ki bir veri seti verecektim. İşte onun histogramını falan çizecektiniz. Ve diyecektim ki bu veri seti normal dağılıma uyar mı uymaz mı diyecektim. Siz nasıl bulacaktınız uyup uymadığını? İşte bu mean, mod ve medyanı karşılaştıracaktınız.
üçü birbirine uyuyorsa diyecektiniz ki, üçü birbirine çok yakınsa veya eşitse diyecektiniz ki bu normal dağılıma uyar diyecektiniz. Yakınsa da olur arkadaşlar. %5 bu iş için uygun bir rakam arkadaşlar. %5. Aralarındaki fark %5'ten fazla değilse bu veri seti normal dağılıma uyar deriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci grafiğe. İkinci grafik. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Burası önemli bir konu. Şimdi bu grafikte arkadaşlar dağılım normal dağılıma pek benzemiyor. Bu dağılımın adı sola çarpık dağılım. Negatifli skew dağılım. Sola neden çarpık diyoruz? Çünkü uzun kol grafiğin uzun kolu sol taraf. Tamam mı? Size göre bu taraf. Evet, grafiğin uzun kolu sol tarafta olduğu için uzun kolun olduğu tarafa doğru çarpık diye söylenir. Negatifli skewed denir veya sola çarpık denir. Şimdi bunun tam tersi var. Bir de sağa çarpık olan var. Positively skewed dağılım var arkadaşlar. Bunlar normal dağılım sayılmıyorlar ama normal dağılımın bir versiyonu olarak kabul edilirler arkadaşlar. Ama direkt normal dağılım değildir. Şimdi dağılım böyle olduğunda grafiğin tepesinden aşağıya doğru çizdiğimiz şeyin dikmenin uzunluğu bize modu verir arkadaşlar. Tamam mı? Mod her zaman histogramın tepesidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mod her zaman histogramın en tepesindeki sayıdır. Say bakayım. Bu evet onu çizmiyoruz. Hani x ve y ekseni neyi gösteriyor diyorsunuz? Histogram neydi? Histogramda neyi gösteriyordu? Y ekseni kaç defa olduğunu gösteriyordu. Frekansı veya işte number of observation'ı gösteriyordu. X ekseni de sayıların gruplarını gösteriyordu, değil mi? Heh. İşte bu histogram arkadaşlar. Dolayısıyla y ekseni şeydir. Bu veri bu sayıdan kaç tane olduğunu gösterir. X ekseni de hangi sayı olduğunu gösterir. Tamam. Şimdi mod her zaman bu bir frekans analizinde ilk grafik histogramdı. Geçen ders öğrenmiştik. Bu histogramın grafiği hani bildiğiniz için artık x ve y'yi yazmadık. Mod her zaman tepe noktayı gösterir. Median her zaman arkadaşlar neyi gösterir? Median mean neyi gösterir? Median ortayı gösterirse. Söylüyorum şimdi. Tamam şekil olarak öyle ama öyle demek doğru değil. Şöyle arkadaşlar median grafiğin altındaki alanı iki eşit parçaya bölen noktadaki değer. Tamam mı? Alanı iki eşit parçaya bölen değer medyandır. Peki mean nedir? Aritmetik ortalama nedir? Mean de arkadaşlar x eksenini iki eşit parçaya bölen değerdir. Noktadaki değerdir. Burayı anladık değil mi? Şimdi bir sonraki grafikte siz söyleyeceksiniz. Şimdi bu durumda eğer grafiğimiz sola çarpıksa en büyük değer hangisidir? Mod, mean ve median üçünden en büyüğü hangisidir? Mod büyük sola çarpıksa.
İkinci büyük olan değer medyandır. En küçük değer de aritmetik ortalama. Şimdi tersini de söyleyebiliriz. Eğer bir veri setinde mod en büyük, medyan ondan sonra geliyor, mean en küçüğü ise bu dağılım sola çarpık bir dağılım. Bunu da söyleyebiliriz. Tamam mı? Güzel, bunu hallettik. O zaman gelin bu grafiğe. Bu grafikte sağ çarpık dağılım veya pozitif riski dağılım diyoruz. Sağ uzun kol, grafiğin uzun kolu sağ tarafta diye sağ çarpık veya pozitif riski diyoruz. Bakın, mod neresiydi her zaman? Tepe noktasıydı. Tepe noktasındaki değer modu verir. Bunun mantığını eğer merak ediyorsanız, y ekseni neydi? Kaç tane gözlenmiş? En büyük gözlenen değer modun tanımıydı değil mi? En sık gözlenen değer modun tanımıydı. Dolayısıyla tepe noktası her zaman mod. Medyan yine grafiğin altındaki alanı iki eşit parçaya bölüyor. Mean de x eksenini iki eşit parçaya bölüyor. Dolayısıyla burada en büyük sayı hangisidir? Veriler hangi tarafa doğru büyür? Y ekseninde veri sayısı büyür. Gözlenen kaç kere gözlendiği büyür. X ekseninde ne büyür? Veriler büyür. Değil mi? Dolayısıyla en büyük sayı en sağdakidir. Ortalama, aritmetik ortalama en büyüktür. Medyan sonra gelir. Mod da en küçük. Demek ki bir veri setinin modunu, medyanını ve ortalamasını biliyorsanız veri setinin şeklini söyleyebilirsiniz. Üçü birbirine eşitse simetrik normal dağılım. Efendim, en büyük mean, medyan, mod şeklinde gidiyorsa pozitif riskiftir, sağ çarpıktır. En büyük mod, daha sonra medyan, daha sonra mean geliyorsa o zaman bu da negatif riskift dağılımdır. Şunlar işte normal dağılım sayılmıyorlar. Çarpık deniyor. Yani simetrik değil de simetrik olsa normal dağılıma girecek. Simetrik değil. Onun için sağa çarpık, sola çarpık deniyor. Normal dağılım sayılmıyor. Bunlar, tamam mı? Logaritmik normal dağılım diye bir dağılım olacak. Ona benziyor. Bunlar değil de şu. Şu logaritmik normal dağılım. Normal dağılımın bir alt versiyonudur. Ama normal dağılım değildir. Evet, son bir ortalama çeşidimiz var arkadaşlar. Root mean square diye. Türkçesi ne olabilir bunun? Kareler ortalamasının kökü. Kareler ortalamasının kökü. RMS diye kısaca söyleniyor veya kuadratik ortalama diye de söyleniyor. Bunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Veri setindeki bütün sayıların karesini alıyoruz. Sonra bunları topluyoruz. Sonra veri sayısına bölüyoruz. En sonunda da kare kökünü. Bir sayının karesi, önce karesi alınıp sonradan kare kökü niye alınır? Evet. Negatiften kurtarmak için arkadaşlar. Negatiften neden kurtarmak isteriz? Bazen verilerimizin arasında negatif sayılar olacak arkadaşlar. Negatif sayıların o negatif etkisinin pozitifleri götürmemesini istiyorsak, o zaman ne yapacağız? Şey yapacağız arkadaşlar. Root mean square kullanacağız. Şöyle bir örnek göstereyim size arkadaşlar.
Şu grafiği şeyden görmüşsünüzdür. Bu ne grafiği? Bu grafik arkadaşlar sinüs eğrisinin grafiğidir, değil mi? Sinüsoidal curve de denir. Veya bunu elektrikçiler varsa içinizde bu neyin şeyidir? Grafiğidir. Elektrikçi var mı içinizde? He? Evet. Alternatif akımın grafiğidir arkadaşlar. Alternatif akımın grafiğidir. Şimdi elektrikçi, ben de elektrikçi sayılırım arkadaşlar. Ben elektrikçi sayılırım. Nereden sayılırım? Söyleyeceğim şimdi. Şok olacaksınız. Ben şu anda Gaziantep Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi, 2. sınıf öğrencisi şu anda. Biliyor muydunuz? Gaziantep Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gaziantep Üniversitesi. Benim girdiğimde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. Bitirebilirsem orayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi diploması alacağım. Bitirebilirsem tabii. 1985 yılında girmiştim oraya. Sonra bitiremedim. Başka fakültelere gittim, bitirdim, okudum. Profesör oldum. Geçen AFL'a başvurdum, tekrar kayıt yaptırdım. Şu anda oranın öğrencisiyim. Evet, neyse bu kalsın. Burası alternatif akımın grafiği, aynı zamanda sinüs eğrisinin grafiği. Şimdi bu dalga boyu da diyebiliriz şu grafiği. Her birisine, her bir x eksenin üstünde ve altında olanlara dalga diyebiliriz. Bu dalgaların da yükseklikleri vardır. Tamam mı? Bu yükseklikler bakın H diye gösterilir. İşte birinci dalgada 1.1, ikinci dalgada -0.9 negatif diye. Üçüncüde 1.0, dördüncüde -1.1 diye gidiyor. Şimdi bize denilse ki bu dalgaların ortalama boylarının ortalamasını bulun dense, bir eksi bir artı bir eksi toplasanız sıfır eder bu. Etmemesi için işte ne yapacaksınız? RMS açısını alacaksınız. Root mean square'ini. Root mean square bu grafik için değil galiba. Bakayım. Evet, bu grafik için değil. Mesela bir veri seti verilmiş. -1, -1.2, -1.1, -0.9 ve +0.9. Bunun root mean square'i nedir dendiğinde işte hesaplıyoruz. 1.02 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bu da spesifik bir ortalama çeşidi. Veriniz -1, -1.1, -1.2 gidiyorsa ve bunların ortalaması bulunsun isteniyorsa bu ortalama çeşidi kullanılır arkadaşlar. Şimdi size şeyle ilgili bu mean, mod ve medianla ilgili bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dedik ya mean, mod ve median üçü de hani ortalamayı gösterir. Böyle biraz çekelim şunu. Evet, şöyle. Şimdi bir şey söylemiştik size. Ne demiştik başta? Aritmetik ortalama demiştik. En sık kullanılan ortalama çeşididir ama dağılım normal olmadığında saçmalar demiştik. Sakın kullanmayın demiştik. İşte dağılım normal olmadığında ne yapacaksınız peki? Mod ve medyandan yardım alacaksınız. Mod ve medyanını da bulacaksınız o dağılımın, veri setinin. Ondan sonra bir yorum yapacaksınız. Yoksa aritmetik ortalama normal dağılım olsa ortayı gösterir. Tamam. Ama normal dağılım olmayınca ortayı göstermez. Yanlış bir yeri gösterir. Şimdi şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Biraz komik bir grafik. Funny bir grafik. Şu ilk derste bahsetmiştim ya, How to Lie with Statistics diye meşhur bir kitap vardı.
istatistikle nasıl yalan söylenir diye. O kitaptan alınmış bir grafik arkadaşlar. Şimdi bu grafik ne arkadaşlar? Bu grafik bir şirketin maaş dağılımını gösteren bir grafik. En tepede ne olur bir şirkette? Patron olur. Evet, patron olur. Patron arkadaşlar ayda 45 bin dolar maaş alıyor. Dolar cinsinden konuşalım. Onun altında, patronun altında ne olur? CEO olsun. Değil mi? CEO olsun. CEO 15 bin dolar alıyormuş ayda. CEO'nun altında iki tane ne olur? Genel müdür olur diyeceğim ama ben de genel müdür olmaz, bir tane olur. Şöyle diyelim arkadaşlar. 45 bin alan CEO olsun. Patronun ne aldığı belli değil. Götürüyor. Tamam mı? Patronun ne aldığı belli değil. En tepede 45 bin CEO alıyor. Onun altında 15 bin dolar genel müdür alıyor. Onun altında iki tane genel müdür yardımcısı var. Bunlar onar biner dolar alıyorlar. Onların altında bir tane teknik müdür olsun. Teknik müdür 5700 dolar alıyor ayda. Onun altında üç tane teknik müdür yardımcısı olsun. 5'er bin dolar alıyorlar. Onların altında dört tane birim müdürü olsun. Birim müdürleri. Onlar 3700 dolar alıyorlar. Onların altında 3000 dolar alan bir tane baş mühendis var. Chief Engineer. O 3000 dolar alıyor. En altta da 12 tane 2000 dolar alan kim var arkadaşlar en altta? He? Köle demeyin, yok. Ya üstünüzde sizin, üstünüzde ne var? Baş mühendis varsa altta ne olur? Altta mühendis olur. Evet. Mühendisler de, junior mühendisler de 2000 dolar alıyorlar ayda. Tamam mı? Böyle bir şey dağılımı. Maaş dağılımı var. Şimdi bu maaş dağılımı önce bir soralım. Sizce adil bir dağılım? Adaletli bir dağılım mı sizce? Adaletin sistemi olmaz be. Adalet adalettir. Yani. Neye göre iyi? Bu normalde kapitalist sistemin maaş dağılımıdır bu. Ama adil değildir. Ama uygulanan böyledir. Maalesef böyledir. Ama adil bir dağılım değildir. Bu dağılım peki istatistiksel olarak soruyorum. Normal dağılım mıdır? Değildir. Bu dağılım nasıl bir dağılımdır? Hadi söyleyin bakalım. Bunu söyleyene 5 puan veriyorum. Sağ çarpık bir dağılım. Neye göre sağ çarpık dedim? Net konuş. Sağ çarpık mı? Normal dağılım değildi. Çan eğrisine uymuyor. Ortalaması en küçük olduğu için, evet. Mod da en büyük olduğu için, evet, doğru söylüyor. Oradan çarptık değil mi? Online'da da söyleyenler var. Beyza Çınar, mod sayısı fazla demiş ama ben dağılımın çeşidini sordum ama Beyza. Reyyan Çapçı arkadaşımız da demiş ki mod yüksek olduğu için sola çarptık. Mod yüksek olduğunda sola mı çarpık oluyordu yoksa sağa mı çarpık oluyordu? Mod yüksek olduğunda gelin mi arkadaşlar? Evet, değer olarak en düşük. Alan en yüksek. Efendim, grafik şu grafik. Mod en düşük. Yani değer olarak
değer en düşük, mean en yüksek, ortalama en yüksek, median ortada, dolayısıyla bu sağ çarpık bir dağılım. Tamam. Sağ çarpık bir dağılım. Şimdi tekrar grafiğe geliyoruz. Bu antipatik grafiğe geliyoruz tekrar arkadaşlar. Şimdi bu dağılım da arkadaşlar, diyelim ki siz böyle bir iş yerine başvurdunuz. İşte insan kaynakları sizi mülakata aldı. Size soruyorlar işte bir takım şeyler. En son çıkarken siz de onlara bir soru sordunuz. Kaç lira maaş alacağınızı sormaya utandınız. Genelde yeni mühendisler böyle utanırlar. Ne kadar vereceksin demeye. Fakat diyorsunuz ki ya buranın maaş ortalaması nedir diyorsunuz. Tamam mı? Ortalama maaşınız kaçtır? İnsan kaynakları da tabii kasıla kasıla diyor ki bizim diyor maaş ortalamamız 5.700 dolar. Siz de iyi bu. İyiymiş diyorsunuz yani 5.700 dolar ise eğer ortalama. Ben de ortalamadan biraz aşağıdan başladım. Yani bana da 4.500 verirler diyorsunuz. Ondan sonra alıyorlar işe sizi, 2.000 dolar maaş veriyorlar. Ne oldu şimdi? He? Aritmetik ortalama sizi aldattı değil mi? Neden aldattı? Çünkü normal dağılım değil diyor. Normal dağılım olsaydı, aritmetik ortalamayı sorsaydınız, evet onun biraz altı sizin alacağınız maaş olur. Ama dağılım normal olmayınca aritmetik ortalama sizi yanlış yönlendirdi. Bu durumda medyan ve moda bakacaksınız. Medyan ve mod çarpık dağılımlarda aritmetik ortalamadan daha doğru sonuç verir. Modu ve medyanı soracaksınız. Veya üçünü birden sorun. Modu nedir, medyanı nedir, mean'i nedir diye soracaksınız. Direkt maaşı sorun yani, çekinmeyin, utanmayın. Değil mi? Şimdi medyanı bakın 3.000 dolar. Siz düşünecektiniz ki medyan 3.000 dolarsa ortadaki personele verdikleri değer benimki bunun altında olacaktır, değil mi? 3.000'in altında alacağım diye. Hele modu sorsaydınız en sık verdiğiniz maaş hangisidir? 2.000 dolar diyeceklerdi. Mod 2.000. O en doğru sonucu o verecek. Demek ki ben de o maaşı alacağım diye. Tamam. Demek ki dağılım normal değilse mod ve medyanı kullanmış. Yani mod ve medyanın çıkmasının sebebi de bu. Normal olmayan dağılımlarda veri setinin doğru ortasını bulmak. Ortasını doğru bulmak için şey yapılmış, üretilmiş istatistiksel parametreler bulmak. Son olarak şunu anlatayım, ondan sonra burada bitirelim bugünkü dersi. Bir sonraki chapter'ı da anlatabilir miyim dedim ama anlatamayacağım. Ağzım kuruyor. Ondan dolayı. Gelelim kantiller diye. Türkçesi kantil, İngilizcesi de quantiles. Quantiles. Kantiller arkadaşlar, üç çeşit kantil vardır. Bir kuartiller, çeyrekler, bir desiller, onluklar, bir de persentiller, yüzlükler arkadaşlar. Şimdi bu nereden çıktı, bu ne işe yarar derseniz. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu birincisi, birinci grafik. Birinci grafik bize, şu gördüğünüz grafik bize quartiles dediğimiz çeyreklikleri veriyor. Grafiğin altındaki alanı dedik ya, ikiye bölen değeri ne diyorduk? Medyan diyorduk değil mi? Dörde bölen değerlere de kuartil deniyor. Grafiğin altındaki alanı dört eşit parçaya bölen değerler kuartillerdir arkadaşlar. Üç tane kuartil, üç tane sayı, grafikte sayı olur.
4 eşit parçaya böler. Grafiğin altındaki alanı. Peki kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 diye geçer. Kuartil 2 neye eşittir? Medyana eşittir. Medyan eşittir kuartil 2. Şimdi gelelim ikinci şeyimize. Grafiğin altındaki alanı bu defa neye bölüyoruz? 10 eşit alana bölüyoruz. 10 eşit parçaya. Hani burada tam bölünmemiş belki ama alanlar birbirine eşit olarak kabul ediyoruz. Her segment %10'unu oluşturuyor. Bunlara da desil diyoruz, onluklar. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 9'a kadar gidiyor. 10 eşit parçaya bölüyor. Burada da medyana eşit olan kaçtır? Desil 5'tir. Desil 5 medyana eşittir. Q1'e eşit olan bir şey var mı burada? Yok. Onlar 25-25, 25-50-75 gidiyor. Bunlar 10-10 gidiyor. Dolayısıyla buradan kuartille eşdeğer olan bir tek şey. Q2 var. Bir tek Q2 uyar. Değil mi? Q2 eşittir medyan, o da eşittir desil 5. Desil 5. Son grafikte arkadaşlar percentil. Bu percentiller de grafiğin altındaki alanı 100 eşit parçaya böler arkadaşlar. Bunu tahtaya çizin desem, biriniz çizin desem. Çizmek ister misiniz? He? Bilmiyorum artık. Kaç dakikada çizersiniz? Burada gerçi onu 10-10 falan çizmiş falan ama 100 şey çizeceksiniz böyle. Ödev verelim mi bunu? Şöyle bir A4'e 100 eşit parçaya böleceksiniz. Nasıl? Uyar mı? A4'e de sığar mı? Üst üste mi gelir çizgiler? Peki. O zaman bence ödev vermeyelim bunu. Percentil de arkadaşlar demek ki grafiğin altındaki alanı 100 eşit parçaya bölüyor. Ve 199 tane percentil oluyor. 50. percentil neye eşit? Q2'ye, o da neye eşit? D5'e, o da medyana eşit. Tamam. O da medyana eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Buna ne gerek var? Hani böyle bir şeye nereden ihtiyaç duyulmuş derseniz. Bazen grafiğin altının hassas analizi gerekiyorsa, tamam mı? Bazı durumlarda hassas böyle analizler gerekir. O zaman işte P1'i kaç, P2'si kaç, P5'i kaç, P10'u kaç, ona göre bakarak grafiğin dağılımı ile ilgili bir şey söyleyebiliyorsun. Mesela bu kuartillerle ilgili bizim akademisyenlerde şöyle bir şey vardır. Şimdi bizim biliyorsunuz akademik olarak yükselebilmemiz için bu uluslararası dergilerde bizim yayın yapmamız lazım. Yani bir profesörün nereden baksanız yani en az bir 15 tane yayını vardır. Bu uluslararası dergilerde yayınlanmış. Şimdi herkesin tabii uluslararası alanı farklı. Yani herkesin journal'ı, dergisi de farklı. Mesela çevre mühendisliği ile ilgili dergiler var. Bizim o dergilerde yayınlanmış beklenir. Şimdi bu dergilerin içerisinde böyle şey dergiler de vardır. Efendim hani böyle sıradan dergiler de vardır. Ama şey dergiler de var, kaliteli dergiler de var. Bu dergilerin kalitesini de impact faktör diye bir faktör var. Derginin etki faktörü diye bir faktör var. O dergiye göre bütün 100 tane dergi var diyelim. Bu dergiler sıralanır impact faktörlerine göre. Bizde şöyle denir. Eğer hani yüksek puan almak istiyorsanız, çabuk akademik kademeleri atlamak istiyorsanız Q1, Q2 dergilerde yayın yapmanız lazım. Q1, Q2. Q1, Q2 dergi ne demektir?
bütün dergileri grafiğini çiziyorsunuz veya grafiğini çizmeden de hesaplanır. Q1'ini hesaplıyorsunuz, Q2'sini hesaplıyorsunuz. O ilk iki dilim yani. O ilk iki dilime giren bütün dergilerin impact faktörlerine göre sıralıyorsunuz. İlk iki dilime giren kaliteli dergilerde yayın yaparsanız şeyiniz daha yüksek olur. Puanınız daha çabuk yükselirsiniz. Puanı daha çabuk tamamlarsınız denir. Q3 ve Q4 dergilerde yapmayın, işte oradan düşük puan alırsınız denir. Bizim mesela akademisyenlikte böyle kullanılır. Q1, Q2 dergi. Yani ilk çeyrekle ikinci çeyreğe giren, kalitesi açısından giren dergileri de yayın yapmak daha kıymetlidir. 3 ve 4'te yayın yapmak o kadar kıymetli değildir anlamında. Yani bunu başka alanlarda da, başka mühendislik alanlarında da bu tür şeyler, işte dedim ya, hassas analizler için bu kuantiller kullanılıyor arkadaşlar. Kuantiller veya kuantizler kullanılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada dersi bitiriyoruz. Gelecek dersimiz de ne var? Standart sapma ve benzeri parametreleri göreceğiz arkadaşlar. Gelecek dersin sonunda birinci ödevinizi verebilecek duruma geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, bugün belirledim sınavı. Önce ayın 21'i diye belirledim. 21 Nisan. Önce 21 dedim. 21'i kaçıncı hafta oluyordu? 9 mu 10 mu oluyordu? Ne? Neyse. Sonra bir baktım ki 21'i Ramazan bayramıymış. Dolayısıyla tuttum 28'i aldım. Yani büyük ihtimalle tatilde falan olursunuz o tarihte. 28'i bayramdan sonraki haftaya denk geliyor. Muhtemelen aynı saatte olmayacaktır değil mi dersinizde? En azından aynı gün olsa bile aynı saatte olmaz. Başka bir sınavınız daha var mı? Ne bileyim, 3 tane sınavınız olsa belki şey yaparım ama. Siz hangi, kaç kişinin var böyle sınavı? Diğerleri açıklamadı değil mi? Yani o bayramdan sonraki hafta sınav haftamız arkadaşlar. Yani o bayramda memlekete gidecekseniz eğer, geldiğinizde burnunuzdan getireceğiz hepsini, hepinizin. Bayramdan önce der yetişmiyor, konular yetişmiyor. Bir konu var ki o konuyu görmeden şey yapamıyoruz. Ya artık yapacak bir şey yok. Diğer üniversitelerde vize haftası diye bir hafta var. Bütün sınavları o haftaya sıkıştırıyorlar değil mi? Bir haftada bütün sınavları oluyorsunuz. Muhtemelen bu sınavda böyle olacak. Sınav nasıl olacak derseniz, sınav yüz yüze olmayacak. Bunu nereden anlıyorum ben? Daha açıklama yapmadı YÖK. Sınav yüz yüze olmayacak. Çünkü YÖK açıklama yaparsa, yeni bir karar alırsa, bu karar sınav şeyin derslerin hibrit olarak verilmesi kararı olacak. Şu anda online dedi, biz hibrit yapıyoruz burada. Yani YÖK hibrite karar verecek ki biz zaten yapıyoruz. Şeye karar vermeyecek ama, yüz yüzeye karar vermeyecek. Şu anki açıklamalardan öyle anlıyoruz. Dolayısıyla bu sınav şey sınav olacak. Bütün sınavlarınız bu dönem online olacak arkadaşlar. Kim açıkladı? Kafadan tahminlerini söylemişler. Bunun kararı İTÜ'de alınmadı daha. İTÜ'de alınmadı. Onlar nerede mi söylüyorlar? Yok, bir Nisan'da açıklayacağım dedi. Daha 1 Nisan'a bir hafta var. Geçen dedi ki, evet, hibrit dediğinde sen şey sınav yapamazsın dedim. Yapamazsınız. Evet.
Yani şu deprem bölgesinin yaraları kolay değil, sarılsın bilmem, KYK yurtları hala biliyorsunuz depremzedeler oturuyor. Dolayısıyla kolay değil, o şeyi atlatamayız. Dolayısıyla yüz yüze eğitime bu dönem geçilmez arkadaşlar. Onlar yüz yüze. Dersler de yüz yüze. Öyle mi? Allah'ım. Onlar için zaten öyle bir şey demişti. Bizde de mimarlık öyle mesela. Bizde de mimarlık fakültesi yüz yüze. Tıp da yüz yüze. Ama sınavlarını muhtemelen onlar yüz yüze yapacaklar. Zaten sınavları proje onlar zaten. Olmaz. Evet. Yani benim tahminim, ben de o tahmine göre ayın 28'i diye ilan ettim. Bak, başka hocalar 28'ine koyarsa deyin ki istatistik sınavımız var diye. Onları şey öteleyin arkadaşlar. Evet, burada bitiriyoruz dersi. Bir sorunuz var mı? Hani yine de olağanüstü bir durum olur, farklı bir şey çıkarsa tekrar buradan paylaşırız, konuşuruz. Ama şu andaki durum bu şekilde arkadaşlar. Hocam benim çok ufak bir sorum var da. Ya şu anda yani tahminimi söyledim. Tahminimin neye dayandığını da söyledim. Evet, sıkıştırın dediler. Belki bir şey olur filan dediler ama bu gidişle bir şey olacağı da yok. Geçen YÖK Başkanı yine açıkladı. Dedi ki Nisan'ın başında açıklama yapacağım. Bu açıklama dedi işte neyle ilgili olacak dediler. Üniversitelerin hibrit sisteme geçsin mi geçmesin mi ile ilgili olacak dedi. Bakın yüz yüze demiyor. Üniversitelerin hibrit sisteme geçsin mi geçmesin mi açıklaması olacak. Yüz yüze gündemde bile değil. Dolayısıyla şey arkadaşlar. Ya tabii Nisan'dan sonra kaç hafta kalmış oluyor? Yani hükümet değişse bile bir sürü büyük mevzular varken kim bizim online'ımızla, yüz yüzemizle uğraşır yani? Yani durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere, kolay gelsin arkadaşlar. Ekranı başındaki arkadaşlar, sizlere de, derse Hocam, gelen arkadaşlar. aklınız varsa çok ufak bir soru sorabilir Görüşmek üzere. Biri bir şey mi söylüyor? miyim? Soru soracaktım hocam, eğer Ha, müsaitseniz. sor bakayım. Haftaya ödev söylediniz de, yani ödev vereceğim. O ödevin günü belli mi? Çünkü ben yüksek ihtimal bu pazardan haftaya pazar kadar yani deprem bölgesinde faaliyet göstereceğim de. Hani eğer bir günlük bir ödevse onun için izin... Frekans analizi ödevi olacak. Süresi de bir hafta olacak. Tamam. Bulursun bir şekilde. Bir yer bulur yaparsın İnşallah. Görüşmek üzere. Tamamdır. Kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler.